Efendim sevgili YouTube, The Long Dark'a hoş geldiniz. Aylar, yıllar sonra yeni map'ten küçük bir sneak peek'le Hesitant Prospect, en son gelen patch. Ben patch notlarını okudum ama bayağı ay geçti üstünden okuyalı. Askeri, çanta dahil birkaç yeni değişiklik artı yeni map. Ve yanmış bir orman map'i sanırım. Arkada gördüğünüz bir köprü var. Timberwolf mantığına benziyor. Full arazi ama yanmış. Enkaz olmuş. Büyük ihtimalle uçak enkazından kaynaklı. Yanmış bir şey. Abi save'imize en son ne zaman girdik ya? Aa, yakın bir tarihte girmişiz ya. 6. ayın 10'u. Yani Haziran 10'da girmişiz. Biz şu an Şubat'ta olsak 8 ay olmuş. Evet. 8 ay boyunca hiç girmemişiz. 127 gün 23 saat. Yani 128 gün diyelim biz buna. En son Pleasant Valley'deydik. Geyik avlamıştık. Kaburgamızı kırmıştık. Kaburgayı tamir ettik. Aynen benim. Kaburgayı tamir ettik. Sonra bir şeyler yaptık. Haritayı açmaya çalışıyorduk. Last Man on Earth. Sevimizin adı da Şekil. Dünyadaki son adam diye. Bilseneyi tamamlasaydın. Kanka canım çekti. Cyberpunk uzasaydı büyük ihtimalle tamamlardım da Cyberpunk bitti. O yüzden kanaldaki oyun çeşitliliğini arttırmam lazım. Sadece Cyberpunk bitene kadar kanalda Cyberpunk olacağını söz vermiştim. Bu sefer çok tek düze oluyor diğer türlü. He, ben gece mi save almışım abi? Envanterimde neler var, neler. Okum %4, 34 kilo çantam. Bak bu gazete var. Bunları ben bir parçalayalım. Bunlar bir toplansın. Hem bir gündüz olsun, bir aydınlansın evin içerisi. Kuş kabuğu var. Pratik tüfekçilik. Okuyabiliyorum. Hiç okumamışım daha henüz. Bu kitabı da ayıklayacağız. Çubuklarımız var. 17 çubuk. Bana biraz fazla. Bunu yanında taşımamam lazım. Avı parçalama var. Okuyacağım kitaplar arasında. Ne yapmışım? Kuş kabuğundan çay yapmışım. Bu neydi? Kondisyon arttırıyor. Kondisyon güçlendirici. Kondisyon. Candı değil mi? Doğru. Can. Kahve. Stamina bu. Candı. Değil mi? Doğru. Evet. Bunlar da ağrı kesici antibiyotik olarak geçiyordu. Huş da kondisyon arttırıyordu. Güzel. Giysilerde neyim var? Kul deri setim vardı galiba. Geyik derisi. Tavşan. Tavşan var. Güzel. Öyle bir bakalım tipi. Okey. Kurt montu. Üstüne ayı mont. Güzel. Eldiven. Ayaklıklar sağlam. Okey. Full deri seti çekmişim. İç giysiler hariç. Her türlü avı yakmışız. Satchel hazır. Maskeden dolayı ya. Bunu çıkarınca insana dönüyor. Çok beyaz tenli bir arkadaşımız. Kendisi kuzeyli olduğu için. Yani gerçi şu maskenin tipini anladığın zaman da gayet normal bence öyle yaratığa dönmesi. Öyle. Kendisi kuzeyli bir arkadaşımız olduğu için suratı kapatınca maskeyle böyle bir canavara dönüşüyor. Ya aslında bu taktik vahşi hayatı korkutmak için. Benim buraya kulaklık takmam lazım. Bir dakika, ben o achievement aldım mı? Benim öyle bir achievement'ım vardı, bir saniye. Tüm başarımları görüntüle. Bütün giysi slotlarını doldur. Diye bir şey vardı. Neredeydi o? Ha, hepsini %100 de doldur. Değilmiş, göreviymiş. Onu boş ver, %100 uğraşılmaz. Mal değiliz o kadar, çılgın değiliz. Tamam, giysilerimiz bu alemde. Yemeğim kraker. Yok kanka, çişini içme şimdi de dur. Etim varken niye ben kraker taşıyorum? Krakerleri ben eve götürecektim. Buraya boyam var. Bir tane canister'ım var. Kırık ok, bunları çeviririz. Ama bunları gece çevirmek istiyorum ben. Gündüz biraz dışarıda geçireceğim. Kitaplar var. 8 tane kömürüm var.
Aşım da var. İyi, her şey çıtırında. İyi, gündüz de oldu. Onsa hassasiyeti biraz fazla ya. Diğer oyunlara göre. Bayağıdır oynamayınca unutmuşum hassasiyeti. Yani şu hassasiyet çok yüksek. Bu da bir yüksek hali. Normal LoL versiyonunu aldığım zaman böyle oluyor. Valorant versiyonunu alıyorum. Yine de fazla ama LoL versiyonunda Allahümme salli ala. Yönümü bulamıyorum. Neyse. Okey, aşağı bir inelim abi. Kanka Valheim çekmedim daha. Bahadır uyanacak da onunla oynayacaktık gündüz de. Henüz gelmemiş. Yeni save'e başlayacak. Seni de bekliyorum. YouTube'a öğretici içerik çekeceğim Valheim'le ilgili. Yeni save'e başlayacak. Seni de bekliyorum. Benden daha iyi biliyorsunuz oyunu. O yüzden lazım. Bahadır'la oynayacağız da. Bahadır yoktu. Köyüne ihanet et. Kardeşim o köy Allah'ına kavuştu artık ya. İnsanlara öğretecek bir şeyimiz kalmadı orada. Aa, tavşan postu. Aldım, ben bunu ne için kullanacaktım? Tamir mi yapacağım? Bilmiyorum. Kanka oynanır be ya. Niye oynanmasın? İlk postları. Avlamışım ben bunları da. Ne için kullanacağım onu hatırlamıyorum. Şeylerimi de buraya atmışım yakacaklarını. Şuradan da atalım biraz. Bir tane atıyoruz her zaman. Diğerleri şeyde kalıyor. Yanımızda kalıyor. Kendi çarım lan. Ha, üstün çok önemli değil kanka. Base olmadığı zaman üstün çok önemli değil ki. Herhalde kendi çarımla geleceğim. Ben de kendi çarımla gideceğim zaten. Yeni çar açmaya gerek yok. Benim fazla derilerim burada mı? Giysilerim burada. Kurtulmuş uçlar burada. Ak ağaçlar burada. Tavşan postu da var burada. Tamam, postları burada tutuyormuşuz, anlaşıldı. Ha, yanımda taze kaç var. Bu niye benim yanımda duruyor? 4 tane hurda var. Bu niye burada duruyor? Ben yokken ya işte diyorum ya, o save'in yani ardına konuldu. Bir de hile kullandık abi, hile. I need something to drink. And hile bizi bozdu. 8 tane değişim mantarı var. Bak bunları daha yemem lazım benim. Taze ak ağaç. Aa, susuzluğum gitti. Kanka hilesiz olur. Olur kardeşim ya. O kadar gelişmeye ne gerek var? Amaç keyif. Şimdi ne var bende? Ak ağaç var. Ne yapmam lazım yere? Kurusun. Maşallah, bu kuş burunları çevrilmiyor herhalde. Okidoki. Şimdi dayı. Heh, şunu bir yap öyle ya. Eyvallah eyvallah, gel gel. Bahadır'ı bulursak başlayacak da. Piyasada yok. Ben söyleyecek, yap bakalım. En kötü ben tek başlarım. Bahadır da bizim server'a falan katılır sonradan. Ayarlaruk yani. Bu akşam bir oynayalım. Gündüz gelmedi. Belki akşam gelir. Akşam gelmezse biz başlarız artık. 9'da. 9-10 gibi bir Valheim girelim. Tamam. Onu da yaptık. Bunları çeviremiyorum şu an için. Bu dursun. Yemeğe bakacağım. O sıfır dün oynuyordu, bilmiyorum ne yapacak. Bu ne abi? Ha, oyuna yeni gelen, evet arkadaşlar. Ak ağaç şurubu. Oyuna yeni gelen yiyeceklerden biri. Maple şurup diye geçiyor bu.
Kanadalıların kullandığı bir içecek. Meyve suyu gibi, şerbet gibi bir şey. Ayrıca Kanadalıların da çok sevdiği ama aslında Türkiye'de de çokça sevilen ketçaplı cips oyuna geldi. Özel yemek olarak. Onlarda da bilginize. Buralara gelmiş midir Lut? Sadece açığa geldi galiba. Aynen açığa gelmiştir. Ketçaplı cips de bulursak. Bence madem yeniden başlıyoruz biz de sıfırdan Charlotte'a girelim. Olur. Olur. Bana uyar diyorsanız olur yani sıkıntı yok. Dondurucuda neyim var? Suyum var. Akar şurubu %0 mı? Oğlum oyuna yine eklendi lan bu. Nasıl %0 ya? Nasıl %0 ya? Nasıl bir kondisyon ya? Ben anlamadım ki bunu. Bir dakika. Ben seni okuyacağım Akaç. Bak burada bir sürü yemeğim var benim. Etim yok mu peki? Etim dışarıda duruyordu. Ben etimi buzluğa atıyordum. Pardon burada bir sürü normal yemeğim var. Abi şunu da atalım o zaman oraya ya. Bir dakika. Bir atalım oraya. Ben biliyorsunuz kuru gıda tüketmiyoruz. Kuru gıda koleksiyon olarak kullanıyoruz. Tamam. Şu şeyi okuyabilir miyim bir saniye? Yoğun ve tatlı olan bu yüksek kalorili şurup harika bir enerji kaynağıdır. Pankekler dahil değildir. Mahvolmuş diyor. 850 diyor ama. Zehirlenir miyiz? Gıda zehirlenmesi yaşar mıyız? Grubun tarihi geçtiği zaman biz ölür müyüz? Deneyeceğim abi ya. Yo zehirlemiyor. Vallahi zehirlemiyor. Tamam at bunu dolaba. At bunu dolaba. Aa yok oldu. Allah kahretsin. Unuttum ya. %0'ı dolaba atınca kayboluyordu abi. Ama yemekte kaybolmuyordu o ya. Unuttum ya. Yemekte kaybolmuyordu sanki ya. Sıçtık. Neyse. Azucunu içtik. Bilseydim hepsini içerdim. Vallahi azucunu içtik. Hepsini içerdim. Bak enerji içeceklerim duruyor burada. Kulaklığımı da saklıyorum bilerek. Parçalanıyor çünkü fightlarda. Abi şu şapkadan istiyorum ya. Annemin bana bu bereden örmesini istiyorum ya. Annem burada mı acaba? Dur bir dakika. Anneme soracağım. Anucuma soracağım. Bakalım bana bundan örebilir mi? Ben buna böyle Google'dan resmini çıkarsa bana bunu örebilir mi acaba? Ben bunu nasıl görebilirim daha büyük ekranda? Envanterimi alıp görürüm değil mi? Görürüm. Anne. Bana bundan örebilir misin? Kapka bere. Düz örüldüyse örebilirim. Şu an gözlük yok göremiyorum da düz örgü herhalde desen. Şöyle yaprak var Kanada yaprağı. Ortasında. Burada çizgiler. Tamam, bunlar sıkıntı değil. Kuşak kuşak yapıyorsun. Bunda biraz sıkıntı. Ona da çizgi yapmak lazım. Kanada bayrağı. Ben sana Google'dan resmini bulurum bunu. Şey geometrik kareli gibi olursa kareli olması din sayı. Ya böyle şekil çizip. İş yerinde sizin kareli defter var mı? Var. Matematik var. Defteri gibi. Bir iki yaprak bende getir. De var. Burada da var. Tamam varsa ben ona çizerim. Ve sen bana resmini at yaparım. Ne oldu? Bu öyle bir şey mi yapacaksın? Anlamı ne? Bu oyunda çok kullandığımız bu şapka ve ben bu şapkayı çok istiyorum. Normalde yüksek izlenen zengin yayıncılara gönderiyor oyun da ben o kadar zengin değilim. Bana göndermiyorlar. Ben bunu Tamam. istiyorum. Dediğim gibi şu an net göremiyorum ama Akabe. araşa mı düz örülüyor mu bakar onu ben yaparım sıkıntı. Ben sana bunu canlısını da göstereceğim. Ama yakın böyle Giyen büyük çekim yayıncı olmaz. var. Aynen giyen yayıncı var. Buna reis var giyen. Şimdi işim bitiyor. Yaparım. İp Tamam. almak lazım. Tamam. Kırmızı beyaz o kadar. Önemli olan şu yaprağın güzel olması. Kanada bayrağı. Tamam yani. Şimdi avcılar var ya oraya giderim. Dediğim Tamam. gibi bunu yakından bana şemasını çek. Ben çizerim. Sonra onun geometrinin içinde kareler de benim birer din olmuş olacak. Ona Tamam. göre sayı yapacağım. Tamam. Tamam. Hadi. Gelin. Göstereceğim dedin ya. Bu işte. Yakından göstereceğim dedin Sonra ya daha. yayından sonra Ha, onu. tamam. Hadi görüşürüz. Oh be. Abi ben bir, çok izlenen yayıncı değilim ama biz de Long Dark'a az emek vermedik yani. Bence hak ediyoruz bunu kardeşim. Bence hak ediyoruz. Ben o şapkayla yayın yapacağım. Bir şey söyleyeceğim. Şapkam var ama şapkayı gösterecek kameram yok be. Aga be. Aga be.
Oğlum, hayatımız her yönden kesiliyor be. Yazık yazık. Yazık. No, şu balıklar gerçek olsaymış keşke. Burada ne var? Boş mu? Kitapları ben nereye koyuyordum abi? Benim kitap zulam olması lazım burada. Eve götüreceğim kitaplar diye bir şey olması lazım. Heh, burada hepsi. Bunların hepsi okumuş kitaplar değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika, bunları bir alalım mı? Oyunda 130. gündeyiz. 20 tane tüfek mermim var. Hala tüfek bulamadık. Bulmuş muyduk biz? Yok, bulamamıştık değil mi? Bulmuş muyduk? Aa, bulmuştuk. Doğru, pardon, bulmuş. Böyle bir şey anı vardı da neyse, karıştırdım yani. Dindik. Kitapların hangisini okuduk biz? Ha, okunanlar Flame'de kullanılıyor, doğru. Ulan. Bu kırmızı. Sadece tüfekçilikle av parçalamayı okumamışım. Okey. Onlar üstümüze kalacak. Diğerlerini şutlayacağız. Rahat. Tamam. Bunu da gönder. Gerisi bizde. Maga be. Tamam, şimdi huş kabuklarını falan da yukarıda hizda bölümümüze bırakalım. İşte Artekin düzen hastalığı nereden geliyor? Buradan geliyor abi. Artekin düzen hastalığı buradan geliyor. Artık. Oha, Eczadoğlu'nun dolabının kapasitesi mi doldu? Oha, ne biriktirmişim ki ben buraya. Çaylara bak. Çaylara bak. Başka Eczadoğlu dolabı yok mu burada ya? Ha, çekmece var. Tam devamında çekmece koyacağız o zaman. Ne yapalım? Birer tane yanımıza taşırız. Bunlardan da birer tane taşırık. Antibiyotik. Antibiyotiğe ihtiyacım var mı benim ya? Böyle ben yokken ortalık karışıyor. Kardeşim, düzen. Düzen dedim mi, bana lazım. Zaten o fırın düzenini bir gördüm. Abi, fırın tezgahının yanında taş sandığı var. Taş sandığının yanında kömür var. Odunlar bir yerde böyle. Aaa, çıldıracağım. Özellikle arabalara böyle raid'den gelip böyle bütün incik cincik şeyler atıp işte bir yerde kehribar taşı, bir yerde balçık. Diğer sandığa gidiyorum, oradan da balçık çıkıyor. O balçığı oradan topla oraya koymaya çalış falan. Çıldıracağım. İğrenç. Tilt ediyor beni. Düzensizlik tilt ediyor. Şimdik. Haritamızı ne kadar keşfetmiştik? 6 tane kömürümüz var. Nereleri keşfedeceğiz biz? Bu tenha çiftliğin arkasına gitmemişim, oraya işaretlememişim. Niye öyle olmuş? Bak, bu haritanın aşağısına. O zaman şu ızdırap köprüsünden çizmeye başlayabiliriz. Şurayı açarız, şuradan şuraya açarız. Böyle okey. Dışarıda etim var mı? Önce ona bir bakacağım ben. Bu ne abi? Ha, Allah'ım. Ömürlerin yanına oturtacağım, biri alır diye. Abi, özellikle o ağaç kütüklerini böyle yerde bırakmanız var ya, beni o kadar tilt ediyor ki. Aa, yüzlerce olmuş böyle benden saatlerce fazla oynadığınız için. Benim saatim 30'da kalmış, sizinki 70-80 olmuş. Böyle var ya, her gittiğim yerde ağaç kütüğü görüyorum böyle. Kafanızı sürtesim geliyor ağaç kütüklerine. Heh, etlerim buradaymış ama az etim kalmış. Amerika geyiği eti. Bitirememişiz geyiğin etini. 45 kilo et çıkmıştı değil mi bundan? Ayıdan fazla çıkmıştı aynen. 45 kilo. Ay maşallah. Bir survival oyununda olması gereken mesela en temel özellik. Valheim bunu çalamamış mesela Long Dark'tan. Çalması lazımdı. Envanterleri istediğin gibi koyabilme. Bir tek flip yok. Flip özelliği yok. Yani ters çevirme özelliği yok. Flip özelliği de olsa çok iyi olacak.
Böyle düzen olunca efsane oluyor. Hani yerdeki itemleri de düzenleme özelliği. Gelmesi lazım. Baksana şu etlere. Oy, neler varmış burada. Ben ne yapmışım ya? Kanka bu oyun şey ya, solo survivor ya. Seni solo olduğu için sarmıyordur. Bu oyuna multiplayer geldiği zaman 2-3 sene sonra anca diyorlar, gelirse bile, o da kesin değil. Anca o zaman sarar seni. Çünkü bildiğin hardcore solo survival ya. Tek başına yaşamayı, tek başına... Biraz da karakter meselesi. Hayatta mesela tek başına yaşamayı seviyorsan... Mesela Pinti Panda'nın da ben o yüzden çok sevdiğini düşünüyorum. O adamı ben tanıdım, tanıyordu. Tek başına yaşayan, ilk YouTube'a başladığında da... kendi toplumsal işinden, işte beyaz yakalı işinden sıkılıp YouTube'a dönmüş bir insan hayatında. Hep tek kalmış, tek yaşamış bir insan. Tek yaşamaya alışkın... Tek yaşamaktan keyif alan insanların keyif aldığı bir oyun olarak görüyorum ben bunu. Çünkü harbiden hardcore solo survival ya. Mesela grupça oyunu seven insanların hiçbiri bunu oynamıyor. Mesela Bahadır hiç oynamıyor bunu. Çünkü grupça oyun oynamaya alışkın mesela. Mustafa hayatta mesela. Girer 2-3 saat, evet oyun güzel der ama oynamaz. İntibanla tam olur. Çünkü adam hardcore solocu. Tek başına. Gerçek hayatta da öyle. Oyunda da öyle yansıyor yani karakterlerimiz. Mesela benim gerçek hayattaki karakterim oyunlara şöyle yansıyor. Herhangi bir RPG oyununda ya da loot olan herhangi bir oyunda çantamın yükü 500 kilo olsa bile asla bırakmayacağım iki item var. Yemek ve para. Asla bırakmam. Asla. İsterse 500 kilo etim olsun, 501. kilo eti de taşırım sırtımda. O kadar aç köpeğim yani. Şu eti yiyelim. Aynen, bir de burada yola yapamazsın, çok hardcore. Çok dikkat etmen lazım. İsterse oyunda 5000. güne gel. Çok basit aptal bir hatadan direkt bütün save'in yok olabiliyor. Bir de save yok oluyor bu oyunda. Onun bir sıkıntısı var. 176 tavşan etleri kaç? Buradan bir alayım ya. Yiyelim. Ama bunun multiplayer'ı geldiği zaman kesinlikle sizi alacağım yanıma. Efsane yarayacağız. İnşallah gelir bir gün. Biraz değiştirmeleri lazım bazı mekanikleri ama ben geleceğine inanıyorum. Olur yani. Şimdik. Kömürüm yok değil mi bu tezgahta falan hiç? Yok, kömürüm yok. Ben sen parayla yemek yapıyorsun. Kanka işte sıkıntı şu, bunlar dalmak diye bir şey yok. Bunda sadece loot var, sadece loot var, sadece loot var. Hayvanlardan saklan ve sadece loot yap. Bu yani. Şimdi okumuzu çekelim. Harita. Izdırap köprüsünü işaretlemeye gidiyorum. Taşla kurta saldırdım lan. Kanka çok küçük ihtimalle korkutma şansım var. Ama easy'de oynuyorsan, zorda oynuyorsan ayarlar değişiyor, oyunun ayarları. Taşla korkmuyorlar. Aa, ayı mı? Ayı geziniyor. Şu ızdırap köprüsüne bir gidelim bakalım. Bir de oyundaki skill'lerin çok önemli. Skill'leri geliştirmek. Mesela benim skill'lerim hangi level'da şu an? Mesela şu okçuluk. Nerede okçuluk? Şu okçuluğu 5 yapmak için var ya, götümü yırttım. O kadar önemli ki. O kadar önemli ki şunu 5 yapmak. Okçuluğu. Çok önemli yani. Ooo, kurtlar da geliyor. Neyse ben şu drop köprüsüne giderim ya. Ne korkması, pastırma yaptılar benden. Değil mi? Çok küçük ihtimalle korkutabiliyor. Zor ayarda hiç korkutmuyor zaten. Şimdi ızdırap köprüsü, traktörü, bu falan. Ben şuradayım. Izdırap köprüsünün şu yol balansına gidip haritayı İzdiricuk. Şurası sol bağlantısı. Şu kayanın üstüne bir çizim atalım bakalım neredeymişiz. Onu bir görelim. Long Dark'ı canımın çekmesi biraz da RDR sayesinde oluyor ya şu yakın zamanda. Şuraya bir çizelim mi? Dur bakayım, şuraya bir çizelim. Burası nereymiş?
Ama çömelerek çizelim de hayvan gelmesin abi ya. Nice. Tamam. Şimdi dikine ilerleyeceğiz biraz daha. Tavşanlar. Tavşanlarla işim yok. Burayı işaretleyelim. Bir de dalış şu dağın üstüne tırmanır. Nehrin kenarından çizmek lazım. O dağ buradan çıkabilir miyiz? Mühim olan mesele o. Kırık herhalde ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Uyku tulumum yanımda mı lan benim? Yanımdaymış, tamam. Tamam, bileğini burkma. Sakın burkma bileğini ya. Bunda da böyle bir risk var işte. Şu sağ alttaki kırmızı bar ortaya çıkınca dik yokuşlarda, yamuk yokuşlarda ayak bileğini, el bileğini falan düşüp burkma ihtimalim var. Ağırlığına göre de değişiyor tabi. Çanta ağırlığına göre. Benimkisi çok ağır değil yine de. Fazla değil. Askeri çanta gelmiş oyuna arkadaşlar derken kırdık zaten. Askeri çanta var. Ve normal çantamızın yerine geçiyor. Envanterde yer kaplıyor mu bilmiyorum. Yoksa direkt bu çantayla yer mi değiştiriyor sırt çantasıyla. 40 artı 10 alıyoruz ya biz. Of, ne fırtına geldi be. Duyamıyorum hiçbir şey. 40 artı 10 alıyorsak şey veriyor. Wow. Fırtınaya bak. Biraz çizelim bari hemen. 50 artı 10 olacak mesela. Çok iyi olacak. 10 kilo daha fazla. Normal çantadan. Aa, bir dakika, burada tırmanma şey mi varmış? Burada tırmanma noktası varmış. Ben görmedim. Of of of, fırtınaya bak. Anan avradını. Hop, takarıldı. Tırmanma noktası neredeymiş ya? Bakalım mı? Oha, burada. Ben burayı açtım. Şu aşağıda tırmanma noktası varmış. Aha, ilk kez gördüm. Direkt şeye çıkmak için herhalde, şuraya. Tamam, biz nereye atacağız? Ben açtık, bir de şu ileriye tıklayacağım. Ondan sonra şu arkaya gideriz. Of of of. Hiçbir şey duyamıyorum ya. İşte boynunda bu özelliğini seviyorum abi. En gerçekçi, en hardcore survival ya. Bunun üstüne yok yani. Yok. Altına var. Ah güzel ülkem, ah. Şuradaki çubukları da alalım ya. Tığınacak bir yer bulup tığınırız. Köprünün üst kısmını bir keşfedeceğim. Önüme bir köprü çıkacak herhalde şimdi. O ne? Aa, ayının ne işi var burada? Shit. Kulübe yok. Holy shit. Abi niye? Ayı var burada. Bir tane aşağıda vardı zaten.
Zaten şu cambarlarını falan görüyor musun? Hepsi Erzurum'dan çalıntı. Erzurum oyunundan çalmış Long Dark. Kızıl ışıkları. Ha var var, o da var. Erzurum'dan çalıntı. Hemen tırmanma yeri burası. Tırmanma bölgesine geldik lan. Buraya geldik şu an. Biraz daha ilerlersem yola çıkacağım. Ama ayı var. Peşimde de bileğim kırılmış. Megafull. Teşekkürler takip için. Hoş geldin. Kurt nerede? Gel buraya. Seri gel. Seri gel. Abi. Net Erzurum'dan çalmışlar ya. Hepsi aynı. Kurt var. Ayı var. Erzurum yani. Net Erzurum. Sargı bezini kullanayım da karakter koşabilsin ya en azından. Köy falan sanacaklar onu ya. Harbiden ha. Erzurum'u koca bir köy sanacaklar. Erzurum'un şeyi olması peki? Yok, mütecavuzun bir altındayım. Aha yola çıktım. Bir dakika. Buradan yola çıktım. Benim sola gidip orayı işaretlemem lazım ama solda da ayı var ya. Nasıl yapacağız o işi? Nasıl yapacak o işi ya? Neyse karşıya geçeyim, köprüye çıkalım. Köprüyü bulalım. Köprünün arkasına bir yolculuk yapacağız. Kurt buraya gel. Bu kurtların da bir soyunu tüketemedik ha. Önüme gelen bütün kurtu öldürüyorum artık. Bak bu çok tehlikeli ya. Bu kurtlar çok tehlikeli. Zikzak yaparak geliyor şerefsizler. Çok tehlikeli. Bir tane kaçırdım ama bütün giysilerim paramparça. Long Dark'ta neden sezon 4 gelmiyor? Koronadan dolayı ya. Hepsi evinde. O yüzden senaryoyu çok yavaş ilerletiyorlar. Yani yeni survival update geldi, yeni map geldi. Ama story biraz yavaş ilerliyor. Harbiden dodge'lamayı falan çalışıyor şerefsiz ya. Hiç sevmiyorum bu kurtları. Zaten bir ıskaladım mı yandım. Bütün kıyafetler paramparça. Kanıyorsun, koku geliyor. Daha fazla kurt, daha fazla ayı. İğrenç bir şey yani. Şimdi yolu takip edip şuradaki köprüyü bulmam lazım yani. Buradaki buralarda geziniyorum ben de. Buralarda ne var onu merak ediyorum. Buralar gidilmemiş hiç. Köprüyü bulmaya çalışıyorum. Bir yandan da ayıya yakalanmamaya çalışıyorum. Çöl versiyon. Ay sen niye buraya geldin kanka? Bu beni takip ediyor ha. Köprü nerede? Benim kafam karıştı. Burada bir köprü olması lazım. Köprü, 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 nerede bu köprü?
Aha, köprü. Şimdi o köprünün bizden tarafa kıyısını keşfedeceğiz. Nehire paralel giden kısmını. Tamam. Yani şöyle ilerleyeceğiz. Ha, nehir buradaysa köprü burada. Tamam, buraları yani. Tam buralar. Şu kayanın üstüne çıkıp ölsem tam yerini bulmuş oluruz. Ayı nerede? Gözükmüyor. Hadi bismillah. İnşallah yakalamaz bizi. Nice. Tamam, biraz daha aşağı edeceğiz. Şu köprünün ilerisi dağ herhalde, o yüzden açmamışım. Köprünün ilerisi dağ, oralara gidiş yok. Oralar kapalı yol, o yüzden açılmamış. O tamam, haritanın sınırı şurasıymış, onu öğrenmiş olduk. Sadece şu yolun bu taraflarını. Ananı avradını, geliyor. Geliyor. Aa, geliyor. Ananı avradını. Şerefsize bak, pusuya yatmış ya. Uyar ağası. Ben de nerede diyorum. Kayanın altından böyle eğilerek geliyor pezevenk. Ulan ne güzel keşfedecektik ya. Şurayı da açacaktık. Açtırmadı bize. Uyar. Neyse, kömürmez zaten. Benim odun toplayıp şöyle 12 saat falan yanık kalacak bir ateş yakmam lazım evde. Gerçi evde bir sürü odunum var, onları kullanabilirim. Böyle 12 saat yanacak bir şeye ihtiyacım var, ateşe ihtiyacım var. Oha, bu da niye kapalı? Oha, buradaki yol kapanmış. Helali herhalde burası. Allah, burkma ayağını. Sakın burkma. Sakın burkma kardeşim. Sakın. Can't feel my feet. Benim içimde kaldı ama ya. Orayı açmamak içimde kaldı. Neyse, şu haritada küçük boşluklar olsun ya. O kadar da uğraşmaya gerek yok. Gerçekçi olsun artık. Bir dahakine şu yolun hizasını açıp yukarıya çıkmaya çalışırız. Tamam, eve gidelim o zaman. Yallah. Al işte. Burası çok dik ama ya. Böyle yan yan insek. Kesin burkacak ki. Hissediyorum yani. Tamam. Okey, tamam, şuradan biraz odun toplayalım ya. Burkulma riski, tamam. Karakter yorgun herhalde şu an, aynen, bayağı yoruldu. Tamam, sıkıntı değil. Biz uyurken yanacak odun topluyorum ben. Evdeki şöminemizde. Hipotermiye bir işimiz var. Aa, bir şey olmaz yani. Get to lay down.
Ağaçlardan bazen öyle ses geliyor ki yıkılacak sanıyorum, emin ediyorum abi. Bu fırtınanın tek yararı işte böyle ağaçlardan çubuk düşürtüyor yere. Biz onun sayesinde yapacak buluyoruz. Eskiden ağaç kesme mekaniği vardı. Biraz kırıyordu oyunu. Sınırsız odun bulabiliyordun. Ya gerçekçiydi aslında ama. Oyunu biraz kırıyordu. Sınırsız odun kaynağı olabildiği için. Aramaya gitmiyordum. Baltayla ağaç kesiyordum direkt. Ama oyun biraz daha zor olsun diye o mekaniği kaldırdılar. Şimdi yerlerden topluyorum böyle. Karakterin soğuktan etrafı blurlaşmaya başladı bir yorgunluktan. Bak yukarılar blurlaşıyor ekranın üst kısımları. Bakın şurası blur. Kandırınca netleşiyor. Gözü kapanıyor yorgunluktan. Bir dahaki geldiğimde bu yolu keşfedeceğiz. Şuradan şuraları açacağız. Elektrik istasyonu açmış mıyım ben? Açmamışım bak. Elektrik istasyonuna hiç gitmemişiz. Keşif yaptım. Oraya gidip açabiliriz. Ama önce kömür biriktirmem lazım. Geldi. Aha! Tavşan yakaladı. İşte doğa hayatı yaşamını sürdürüyor. Kardeşim gitsene sen de tavşan yemeye. Ya havle ve la kuvvete ya. Gel gel ölümü tat gel. Gel ölümü tat. Doçlama. Doçlama alnının çatına yersin ha. Oğlum kaç tane okum kırıldı lan? Çok fazla okum kırıldı abi. Evde bir takviye yapmamız lazım. Sen de abin gibi tavşan yakalayıp tavşan yiyeceksin. Yapacak bir şey yok. Rüzgara bak. Kendimi de duyamıyorum ya. Çok giriyorum yani ortamın içine. Gerçek fırtına giriyorum. Online olacak. Ama şöyle oynayacaksın online'ını. Oyuna telsiz gelecek. Telsizden konuşacaksın ve sadece aynı haritadayken konuşabileceksin. Telsiz sesiyle konuşacağım böyle armadaki gibi. Murat burada fırtına başlıyor, tamam. Kapatacaksın, çok iyi olur. Efsane. Bak, şimdi bile sardı yani bir. Tüylerim kabardı. Ateşimizi yakalım, ev ısınsın biraz. Ooo, geyik posta da kurumuş. Neyse şimdi. ...64 tane çubuk. 10 taneyle çıkmıştık, 54 tane toplamışız. Çok iyi. Aşırı iyi. Bir de asıl amacım o değildi yani. Asıl amacım keşif değil, toplamışız yine. Nice yandı tek seferde. Yok tekli abi. Şimdi bir şey
bir achievement vardı ya. Neydi o? Ne kadar süre boyunca? Of, 3 gün boyunca açık duran bir ateşi tut. Oha. Ama kamp ateşini istiyor bir de. Normal ateş de kesmiyor onu. Şimdi bu burada dursun. Mama. Bu niye? Mama olarak dışarı hareketleri yiyeceğim. Nice kaza şey de yaparız. Su da yaparız. Düğüm ne kadar var mesela? Düğüm az var, aynen su yapabiliriz abi. Pardon. Bunun başında kitap okuyacağız, uyuyacağız. Ateş yanacak. 12 saat yanmasını istiyorum. Azıcık daha çabuk alalım. Saat olmuş, daha fazla yakıt eklemiyor muyum? Oha yok. Ha, bittikçe ben kendim ekleyeceğim o zaman. Tamam. Bu ateş böyle kalsın. Ben bir şey alacağım. Buradan bir meşale alalım. Bak. Kar mı? Kaynasın orada abi. Kamera ne yaptın? Kafa atmadım kanki. Bozuktu zaten. YouTube'a ilk başladığımda kullandığım kamera o. 5 senelik kamera. Bozuluyordu. Renkleri gidiyordu zaten. Eski videolardan izleyenler biliyor. Maviye falan dönüyordu. Bozuluyordu kamera rengi. En sonunda bayağı bozuldu. Ben de sinirlendim. Ne yapıyorsun lan? Ben de sinirlendim. Kırdım. Evi yapacağız yanlışlıkla. Koy buraya da bu karlar da erisin. Tencere pişir. Su hazırla, su. Dur. Dur 2 dakika, tamam 5 dakika o eri. Hem dışarıdan et alacağım. Senin Prime'ın var ve bana abone değil misin 158-302? İnanılmaz gerçekten ya. Gerçekten harika. Muhteşem. Teşekkürler ya. Oha meşalem söndü lan. Okay. Gerçekten çok sağ ol ya. Allah'a çok sağ ol. Çok sağ ol, çok sağ ol. Teşekkürler. En sevdiğim takipçimsin. En sevdiğim abonemsin. Bayılıyorum. Muhteşemsin. Harikasın, cansın. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. 158-302. Senin de Prime'ın olacaktı ve bana abone olmayacaktın. Ay, ey be. Maga be. Oğlum ateşim nerede benim? Salonum burada değil mi? Ateşin sesine kulak vermek istiyorum da ateş nerede? Heh, burada. Tamam, dördünde de. Kardeşim biz devamlılık ve süreklilik isteriz. Biz Öztaz Kit gibi. Oh! Neyse. Öztaz Kit de bayağıdır abone değildi de neyse. Odina gibi 6 aydır aralıksız aboneler istiyorum ben kanalımda. Bir kere buraya girdim, o Prime bir daha çıkmamalı. Su. Eti yedik mi? Yedik abi. Suyu içelim. Neden kardeşim? Niye başkalarına abone oluyorsun? İlk göz ağrım ben değil miyim he? Her ay bir Prime'ı hak etmiyor muyum? Gidelim yatalım. Ya
o zaman çok şey değil kardeşim. Bedava bedava. Prime ya. Prime ya. Tamam o zaman. Daha ne? 2 saat yatalım mı burada? Aşağıda sular kaynayacak. O zaman 1 saat yatalım. Ve parça parça uyuyalım. Meşaleyle uyuduk. Bir uyandık ev yanacağız. Uyandık mı ev yanacak. Abi şu gece evin içinde dolaşmaktan nefret ediyorum ya. Gerçekten nefret ediyorum şu evin içinde dolaşmaktan geceleri. Aşağı yok, ben aşağı şey sereceğim ya. Uyku tulumu sereceğim aşağı. Olmaz böyle. Left 4 check. Defol! Defol! Hem abone değil hem left 4 dead istiyor. Ateşe yaklaştıralım biraz daha ya. Şimdi. Niye serilmiyor abi buraya? Halının üstüne serdik bunu. Uyuyalım mı? 30 dakika 30 dakika. 2 saatte uyuruz. Bence. Uyu. Bir lefordattan kurtuldum, bir ara başlamıştın yine. Buharlaştı sular galiba. Bu buharlaşmış. Tamam yeter bu kadar. Eş yansın. Kaç saati var ateşin? Bir de bunu biraz daha at. Yemek yiyelim ve 7 saat aralıksız uyuyalım. Olmadı mı hala? Olmamış. Bir saat daha uyuyalım. Yorgunluğumuza gitsin. 2077. Oo, biteli yıllar oldu. YouTube'dan da mı takip etmiyorsun kardeşim? Hadi buradan takip etmiyorsun. Hadi buradan abone değilsin. YouTube'dan da mı izlemiyorsun be? Abi insanlar çok bozmuş ya. Gerçekten. Yazık yazık. Yazık. Konuştukça batıyorsun ya. Konuşma artık. Sus. Şimdi şömine. Kömür al. Kaç tane? 13 tane. Üf. Bana gani gani yeter. Pencereli abi baba. Pencereleri buraya bırak. Okey. Dur. Oh, bunu da taşıdık. Güzel. Şimdi sabah bir günaydın yiyeceği yiyelim hemen. Far Cry 5 oynadım. Far Cry 4'ü de oynadım da sen yoktun büyük ihtimalle o zamanlar. Seni takip etmedim. Aynen Far Cry 5 oynadım. Bak YouTube'dan Far Cry 5 videolarını hangi sene atmışım ona bak.
Ona göre şey yaparsın, anlarsın ne kadar süre geçtiğini. Malzemeleri nereye bırakıyorduk? Oraya değil mi? Kurumuş kuş fidanları. Yer. Şu okları aşağıda yenilemem lazım benim bu arada ya. Parçalanmış hepsi. Nasıl yapacağız? Yere çek düzen vermem lazım onlara. YouTube'da tek yazıp lefora çıkın. Aynen. Maalesef. 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 Maalesef öyle. Şimdi full değil mi? Yemek yemiyor, tamam. Ama sis havada da harita açılmaz. Şuradan gideyim harita açayım diyecektim. Sis havada harita açılmaz. Biz en iyisi şurada bir tamir yapalım o zaman. Şurada. Şuraya çömelim abi. Buraya gelen giden olmuyor. Şurada oklarımı bir kırayım. O dedi ki artık. Çık artık hayatımdan. Çık. Çık. Şey gibi bağırmak istiyorum. Şafak Sezer'in Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim diyen adama bağırdığı gibi bağırmak istiyorum. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Çık. Sonra da aynı yatakta uyanıyoruz değil mi en sonunda ama. En sonunda da aynı yatakta uyanıyoruz. Abone olursam oynayacağım mı? İstersen bak. Çok net bir şey söylüyorum. 158-302. İstersen bana 1000 lira gönder. Tamam mı? İstersen 10.000 lira gönder. Defordet'e girmem bir daha. Canım istemedikçe. En son bir girdik. Yeni patch gelmişti. Yeni haritayı oynuyorduk. YouTube'a da attım onu. O kadar. Bunu hangi oktan yapıyorduk ya? Bir dakika. Ok sapı. Ok sapını nasıl yapıyorduk? Kurutulmuş huş fidanı. Tamam. Huş fidanı yapacağız abi. Daha doğrusu var içeride de. Onu kullanıp yapacağım. Zaten ortam sis abi. Girelim içeriye ya. Ok yapalım. Dur tamam dedim. Şimdi bu siste keşfe çıkamam zaten. En azından şuradan ok sapım varsa ok sapı da alayım bu arada burada. Ona bir bakacağım. Burada 151 yay da var bu arada. Hayırdır? Bir tane mi yayım var? 84 150. Aynen dursun burada. Ekstradan yay. Estere mestere var. Bir sürü nacak var. İyi zulalamışım ben ya maşallah. Oksap 2 tane var. Ama bana 3 lazım. Buradan bir tane huş fidanı alacağız. Bir zahmet. 10 tane varmış zaten ya maşallah. Bir tane alacağız, gidelim aşağıdan oksap yapalım. Üstüne basınca şu kadar gibi başlamada 5 Ocak 2020 amirim yalan konuştular amir. Ben 2019'da da buradaydım. Demek ki değilmişsin. Demek ki değilmişsin. Twitch yalan söylemez. Sen şimdi Twitch'e yalancı mı diyorsun? Sen Twitch'e yalancı mı dedin? Yazıklar olsun. Seni Twitch'ten banlatıyormuşum değil mi? Hemen şey, Twitch adminleri geliyor. Ne demek yalancı? Bunu banlayın. Ah, basit ok. 1,5 saat sürüyor. Çüş. Oha. Önce ok sapını yapsaydık lan. 30 dakika sürüyormuş bu. Bari. Bıçakla 30 dakika sürüyor. Nacakla 45 dakika sürüyor. Gelişi güzel nacak var bende. Yokmuş. En iyisi av bıçağı ben. Aa bir dakika, benim envanterimde niye 2 tane av bıçağı var? Oğlum benim bir tanesini eve bırakmam lazım. Hiç söylemiyoruz. Yarım kilo ekstra ağırlık demek bu ha. Yarım kilo ekstra ağırlık demek bu.
Boş ağırlık yani. Onu eve bırakalım yukarı çıkınca. Şok sapını bir yapayım. Need some water. Sadece akşamları yatarken bebeğim. Gündüz su yok sana. Şimdi dışarıdaki sis kalkmış. Hemen bir ona bakarız. Şimdi şu bıçağı falan bir yukarı bırakayım ben. Aynen, kim vurduya gidiyor. Banlanıyor. Şimdi. Dışarıdaki sis dağılmış mı bir bakalım. Oha, hiç alakası yok, dağılmamış. Ben bıçağı bırakalım, ok tamirine yapalım o zaman bugün. Kaçlık bıçaklar var bende? 87'lik bıçak var. Lan bir 87 daha bırakalım buraya. Bende 74 kalsın, kafi. De kafi kardeşim. Yapımına devam ki. 1,5 saat orada harcayacağız zaten. Akşam üzeri olur. Sonra yatarız yarın da. İşte ses olmazsa keşif yaparız. İşte bu planlar uymuyor. Bu planlar uysa. Kanka. Kaçta anlaşalım? 9-9,5 arası anlaşalım mı? bin sadakata L4'de teki koysana. Olabilir. Kaç bin sadakatin var? Sen. Okey, güzelmiş. Güzelmiş. O da iyiymiş abi. 1,5 saat basit ok. Bir dakika, benim 3 tane yapmam. Aa, karga tüyü mü eksik? Aa, şaka yapıyorsun. Aga be, karga tüyü eksik. Karga yok muydu tüyü ya? Neyse, bakarız şimdi. Efor dedi ki ben senin imkansızım. Dur bakayım, deneyeyim ya. Belki L4 Dead görmek için beni gerçekten saatlerce izleyen deliler çıkar. İyi olur. O sadakat puanlarına güzel şeyler düşünmem lazım ya. Oturup bir düşüneceğim, bir şeyler ekleyeceğim oralara. İnsanları izlemeye teşvik etmek lazım. Bir dakika, şimdi karga tüyü. Nasıl yok ya? Var işte. 1-3. Ver kardeşim. $500 olmaz ya, $100 falan olur. $500 neymiş canım? $100 olur anca. $50 olur kanka, kolay oluyor $50 ya. Bayağı kolay oluyor. Benim şu an Twitch'te 4-5 kanalda 100 küsür, 100'ün üstünde şeyim var, sadakat puanım var. $50 biraz kolay oluyor. Bonusları toplarsa özellikle üst üste, kolay oluyor bir tık. Okey. Bunlarımızda da kaç okum var şu an benim? 9 ok. Çok iyi. Çok iyi. Harika. Tamam kankam, akşam görüşürüz. Bizim tayfayı da topla. Bütün cıbıldakları topla. Akşam 9'da çıplak yeni Valheim yapıyoruz abi. Ne sikerim dedim ama. Ya olsun, sen haber et de, fark etmez, belki gelirler. Ne sikerim demiştim ama oyun bana fırsat verseydi yapacaktım. Fırsat vermedi, yapamadım yani. Benlik bir durum yok. Teşekkür ediyorum bebeğim. Öpüyorum. Oyun bana öyle bir seçenek sunsaydı, bu kız da yatağa gir falan diye, her türlü yapacaktım yani. Güzel kızdı, gözüm vardı yani. Neyse, YouTube 1 saat 5 dakikalık güzel bir sohbet oldu. Biz canlı yayında Long Dark'a devam ediyor olacağız. Akşam batıyor. Bir sokağa bakarım sis var mı yok mu, ona göre bir takılırız. Bir sonraki bölümü kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bakalım keşfe çıkabilecek miyiz bir sonraki bölümde. 8 ay aradan sonra da
Long Dark'a geri dönmüş olduk. Böylelikle yeni güncellemeyle lootlara, etrafı araştırmaya devam edeceğiz. Çünkü askeri çanta. Askeri çanta arayacağız. Videoyu benim kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Onun haricinde hepinizi twitch.tv/rtek4 adresinde canlı yayınları bekliyorum efendim. Videonun başında bahsettiğim gibi yayında annem bana Kanada şapkası örecek. Long Dark şapkasını örecek. Onu takıp Long Dark oynayacağım ama bunu size göstermem için kameraya ihtiyacım var. Yukarıda gördüğünüz kamera bağış butonuna canlı yayınlardan gelip bağış yapabilirsiniz. Bir hafta oldu açalı. Bir kan kardeşimize teşekkür ederim. 12 liralık bir bağış oldu, desteğini sağladı. Canlı yayınlara gelip siz de destek olursanız çok teşekkür ederim efendim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu kış soğuğunda sıcak şöminenizin yanından, sıcak kahvenizin, çayınızın yanından ayrılmayın efendim. Hoşça kalın.